Rahvan At Yarışları 19 Haziran 2021'de Kütahya'da başlamıştı. 26 Eylül 2021'de Bursa Ürünlü'de gerçekleştirilen Türkiye Rahvan At Yarışları Şampiyonası ile sona erdi. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Rahvan Binicilik As Başkanı Mustafa Küçükmeral Ege TV'ye konuştu. Sezon hakkında değerlendirmelerde bulundu. 19 Haziran'da Kütahya'da başlayan Rahvan At Yarışları 26 Eylül Bursa Ürünlü'de Türkiye Şampiyonası'yla sona erdi. Evet, yanımızda Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Rahvan Binicilik As Başkanı Mustafa Küçükmeral var. Evet başkanım, sezonu tamamladınız. Bir değerlendirme alsak neler söylersiniz? Şimdi her yıl 20'nin üzerinde federasyon yarışı yapıyorduk. Türkiye genelinde bütün bölgelerde hemen hemen yarış yapıyorduk. Fakat bugün bu sene henüz seyirci yasağı kalkmamıştı. Öyle olunca da bakanlık bize dedi ki sadece tedbir alabileceğiniz kontrollü sahalara yarış verebilirsiniz dediler ve biz de buna istinaden Türkiye'de mevcutta bulunan tam teşekküllü sahalarımızda 6 tane var. 6 tane ilimizde yarış düzenledik. Buralarda yapılan yarışmaların neticesinde de ilk 3 dereceye giren atlarımızın Türkiye şampiyonasını hakkı kazandılar. Bunları da Bursa'da yarışını, finallerini yaptık. Hamdolsun çok güzel bir sezon oldu. Fakat bazı bölgelerdeki arkadaşlarımızda kırıklıklar oldu. Onun sebebi de niye bizim bölgemize yarış vermediniz? Daha önceden Karadeniz bölgesine 5 yarış veriyorduk. Evet. Tesisleri olmadığı için de bu sene maalesef yarış veremedik. Bunun haricinde yarışlarımız çok güzel geçti. Rahvan atı yetiştiricisi Haydar Şen de iyi bir sezon geçtiğini söyledi. Rahvan at yarışları başladı. Siz aynı zamanda Rahvan atı yetiştiriciliği yapan yetiştiricilerden bir tanesisiniz. Evet, sezonla ilgili bir değerlendirme alsak neler söyleriz? Evet, hoş geldiniz efendim hepiniz. Evet. Memnuniyet verdiniz. Teşekkür ederim. Çok memnun olduk. Rahvancılık devam ediyor. Allah'ın izniyle bu sene sezonumuz da güzel geçti. Hemen hemen her hafta yarışlarımız oldu. Evet. Yarışlarda büyük katkılar oldu. Bu yarışlar sadece at sahipleri için değil, gelirler de sağlandı. Belediyelere, muhtarlıklara, okul yararlarına, diğer vesaire yerlere gelirlerimiz de sağlandı yani. 2021 Rahvan Atları yarışları ile ilgili katılımcılar da sezon değerlendirmelerinde bulundular. Siz de Rahvan Atları ile ilgileniyorsunuz. Hem yetiştiricilik, evet, hem koşuculuk var galiba. Evet. Daha önce çok atlarımızla koştuk. Sezon nasıl gidiyor? Çok iyi. Evet. Bir at, yine at aldık Hafız abimizden. Bu sezona yarıştıramayacağız. Nasip olursa önümüzdeki sezona yarıştıracağız. Evet. Yarışlara inşallah seneye sezon başladığında biz de başlayacağız. Atları seviyoruz, hayvanları. Gelirim böyle Hafız abinin yanına, arada bakarız, seyrederiz, stres atarız. Benim de vardı daha evvelden, gene Hafız abilerden almıştım. Evet. Bizim kültürümüzde var bu, Türklüğün kültüründe var bu atçılık. Evet. Yarışlar da zevkli oluyor. Takip ediyorsunuz tabii. Tabii. Nasıldı bu sezon, nasıldı mesela? Vallahi bu sezon birkaçını takip edebildim. Güzel geçti. Biliyorsunuz 2 senedir bir pandemi olayı var. Evet. Her şey alt üst etti. Biz de gene hayvancılığın içinden geliyoruz. Devecilik kültüründeniz bizde. Develerimiz var. Gene Hafız abilerden aldıklarımız. Eve güreştiriyoruz. Atları seviyoruz. Biniyoruz. Gelip okşaması, bunları sevmesi çok güzel. Evet, stres atıyorsunuz. Tabii tabii. Gençlere tavsiye eder misiniz? Tabii ki, mutlaka kültürümüzü unutmamaları lazım. Yarışlarda atlarımızı yarıştırıyoruz. Şu evet. Anda ikili bir tayım var. Nasip olursa. Nerelerde yarıştınız bu sene? Bu sene küçük ortada yarıştık. Evet. Aynı zamanda Rahvan hakemiyim. Rahvan hakemisiniz. Nasıl gidiyor sezon? Sezonla ilgili biraz görüşlerinizi alsak neler söylersiniz? Bu federasyonumuz bu işe el attıktan sonra belli ölçülerde her şey düzene, intizama, kurallar daha iyi uygulanmaya, evet, yönünde güzel atılımlar yaptı. Tabii bu atlarımız genelde bozuk, herkesin yani şeyi olmadan... Bu da konuşacak. Bu, evet, da konuşacak. Tabii yani. Konuşmaya hakkınız var sizin de. Yani benim bu sene sağlık sorunlarımdan dolayı vizemizde bir sorun oldu. Yaptıramadık. Ama gene şey olduğunda müsabakalarda görev alıyoruz yani.